Merhaba, ben Galatasaray Live Hospital'dan Ender Aslan. Şimdi Sinan'la küçük bir quiz yapacağım. Sinan, Euroleague'deki favori oyuncunu bana söyler misin? Şu, bu aralar en beğendiğim oyuncu herhalde Dimitris Diamantidis. Neden? Oyun olarak sahaya olan hakimiyetini ve takım içerisinde takımı beraber tutuşu ve saha içinde ve dışında yaptıklarını beğeniyorum bayağı. Peki en iyi giyinen takım arkadaşını söyler misin? Ya zaten şüphe yok bunda. En iyi giyinen takım arkadaşım sensin tabii ki de. Gerçekten. Neden? Neden? Yani işte İtalyan modasını takip edebiliyorsun. Bayağı iyi takip ediyorsun ve seninle beraber işte alışveriş falan yaparken beni yönlendirmen ve güzel tavsiyelerinden dolayı en iyi giyinen olduğunu gayet rahat söylüyorsun. Teşekkür ederim. Hiç beklemiyordum bu cevabı. peki en kötü giyinen beğendiğini? En kötü giyineni düşünmem lazım. Yani ben değilim, onu biliyorum. Herhalde maç fandır şu an en kötü. Ne yapsa olmayacak durumda çünkü. Ben de aynı cevabı. Peki Euroleague'de oynamaktan en çok hoşlandığın, atmosferinden en etkilendiğin salon hangisi? Ya ben direkt deplasmana gireceğim konu olarak ve Partizan deplasmanı olduğunu söyleyebilirim. Çok korkutucu bir atmosfer yaratıyorlar ama bence basketbol adına çok önemli bir taraftar grubuna sahipler. Peki gitmekten en hoşlandığın şehri söyler misin Euroleague deplasmanının önünde? Sorumu çaldım şu an. Yani Euroleague adına bence en güzel deplasman düşünüyorum. Madrid olabilir. Atina kesinlikle onlardan biri. Şu an bir de en çok gittiğim yerler herhalde o ikisi, o yüzden farklı bir cevap veremeyeceğim. Peki, çok teşekkür ederim. Ender, kim daha iyi maç yapıyor? Ben mi, sen mi? Yani aslında ben daha iyi yapabilirim. Daha iyi özelliklerim var ama ne yazık ki potaya ulaşamıyorum. O yüzden ne yazık ki sen cevabını vereceğim. Teşekkür ederim. Ben de bu cevabı vereceğini düşünüyordum. Basketbol sahası içinde yaşadığın en komik olay neydi? Vallahi şu an böyle bir anda sorunca aklıma gelmedi ama yani en güzel olay diyeyim. Çünkü komiyi şu an hakikaten hatırlayamadım. Ama en güzel başıma gelen olay Dünya Şampiyonası'nda yaşadığımız o Sırbistan maçındaki son saniyeden sonra yaşadığımız o saha içerisindeki coşku, birbirimizin üstüne atlamamız. Onu söyleyebilirim. Komik olarak şu an aklıma gelmedi. Komik olarak benim de aklıma geldi şu an şey olarak. Bir sonraki sorum. Final Four'a bu sene katıldığımız takdirde bedava bilet verme şansın var. Kimlere verirdin? Kesin eşime verirdim. Eşime, aileme. Zaten onlara veriyorum yani. Olunca da. Rüyalarında hiç basketbolla ilgili bir şey görüyor musun? Genelde rüyamda basketbolla ilgili bir şey pek görmüyorum. Birkaç kere gördüğüm oldu. Kötü rüyalardı. Yani sahada hareket edemediğimi hatırlıyorum. Yani mesela gitmek istiyordum, gidemiyordum. Birkaç tane öyle rüya görmüştüm var. Pek iyi tecrübe olmadığı için herhalde bilinçaltımda bir daha görmedim. Güzel. Deplasmana gelen oyuncuları İstanbul'da gezecek yer bir tavsiye edecek olsan nereye tavsiye edersin? İstanbul'da bir sürü güzel yer var ama yani çok turistik yerlerden ziyade daha çok deniz kenarı, Boğaz'ın kenarındaki güzel restoranları söyleyebilirim. İşte Tarabya'dan başlayıp Bebek'e kadar herhangi bir yer olabilir.